Herkese merhaba arkadaşlar. Elektrikli araçla uzun yola çıkılır mı? Bu videoda onu anlatacağım sizlere. Beni sosyal medyada takip edenler bilir. Geçtiğimiz haftalarda Zoe ile uzun yola çıkacağımı söylemiştim. Yani Renault Zoe %100 elektrikli bir otomobil. Ben daha önce kanalımda bu otomobilin testini yayınlamıştım. Şuradan yukarıdan linkini vereyim. Merak edenler oraya da bakabilir. Tabii ki ben yaptığım testlerde genelde şehir içinde kullanıyoruz aracı. Ve genelde bunu da söylemiş olayım bilmeyenler için. Otomobilleri genelde şehir dışına çıkmaya izin vermiyorlar. Özellikle test için verilen otomobillerde böyle bir kural var. Sağ olsun Renault Türkiye beni kırmadı ve bu sefer böyle bir istisna izin aldım ben. Bu izinle beraber elektrikli otomobillerin uzun yolda nasıl bir deneyim sunduklarını anlatmak için bir video hazırladım. Videoda bir zaman çizelgesi olacak. İstediğiniz gibi burada şuralarda bir yerde görürsünüz muhtemelen. İstediğiniz dakikaya giderek hangi konuyu merak ediyorsunuz doğrudan doğruya o bölüme de gidebilirsiniz. Böyle bir kolaylık yaptım. Videoyu da bölümlere böldüm ki bu sayede en azından daha derli toplu bir video olsun diye. Çünkü uzun bir video olacak biraz. O bakımdan hem hızlıca anlatacağım hem de deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Evet, öncelikle rotadan başlamak istiyorum. İstanbul Beylikdüzü'nden ben yola çıktım. Bursa Mustafa Kemal Paşa'lıyım. Bursa Mustafa Kemal Paşa ile Beylikdüzü arası 253 km gösteriyor. Google Maps ile yaptığımız yolculuktaki mesafe bu. Oradan da Mustafa Kemal Paşa'dan da birazcık orada dolaştım. Sevgili yeğenim Hüseyin Mert'in sünnet töreni vardı. Ona katıldım. Akşam da yani aynı günün akşamı yani cumartesi sabahı çıktık. Cumartesi gün akşamı da ben oradan Mustafa Kemal Paşa'dan Edremit'e gittim. Orası da 160 km gösteriyor. Yani toplamda git gel 826 kilometre yol yapmış oldum. Bunun hani birazcık şehir içinde gezdim. Oraya gittim, buraya gittim derken yaklaşık 950-980 kilometre gibi bir uzun yol tecrübesi edinmiş oldum. Elektrikli otomobille uzun yola çıkmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Birincisi, hangi şarj aboneliğiniz varsa ki dışarıda şarj etmek istiyorsanız mutlaka bir abonelik almanız gerekiyor. Aynen bir benzin istasyonunda doldurur gibi. Bunun için de bir yere para ödemeniz gerekiyor. Türkiye'de en yaygın kullanılan e-şarj var. Bir de ZES var. Bunun dışında da farklı şarj sistemleri var arkadaşlar ama ben iki tanesini söyledim. Bana verilen araçtaki ZES olduğu için ben ZES uygulamasını yükledim. Siz de hangi aboneliğiniz varsa onu yüklemeniz gerekiyor ki yollarda nerede var gibi şeyleri görmek için. Ki ZES'te benim aboneliğim yoktu bu arada. Fakat aracın aboneliği olduğu için üye olmadan da nerelerde ZES istasyonu var, işte açık mı, kapalı mı, DC mi, AC mi bunları görebiliyorsunuz. Bunun dışında iki tane daha uygulama önereceğim. Bir tanesi ABRP isimli bir uygulama. Bu uygulama arkadaşlar sizlere yani yol üzerindeki bütün şarj istasyonlarını gösteriyor. Hani X markanın, Y markanın fark etmeksizin hepsini gösteriyor. Blackshear'de yine benzer bir şekilde size gösteriyor. Bu iki uygulamayı yüklerseniz en azından hani kendi istasyon zincirinizin dışındakileri de görebiliyorsunuz. Bunları öneriyorum. Evet arkadaşlar, TP Balıkesir'deyim. Edremit'te daha doğrusu. Buradaki benzin istasyonundaki arkadaş bana dedi ki bir yılda 3. arabaymışım. İşte gördüğünüz gibi bir yılda 3. araba. Evet. Çok talep de yok gördüğünüz üzere. Şimdi gelelim kullandığım aracın teknik özelliklerine. Bir tablo görüyorsunuz. Tablodaki değerleri size aktarayım arkadaşlar. Renault Zoe 80 kW gücünde bir motoru var ve 52 kWh kapasitesine sahip bir bataryamız var. 108 beygir güç veriyor maksimum güç. Torku da 225 Nm. Modül sayısı 12, hücre sayısı 192, batarya ağırlığı 326 kg. Aracın menzili WLTP standartlarına göre 395 km, yani 400 diyebiliriz. DC 50 kW hızlı şarj desteği veriyor. 65 dakikada şarj ediyor. ACD ise 22 kW'a kadar hızlı şarj desteği var ve bu da 135 dakikada şarj edici anlamına geliyor. Maksimum hızı 135 km. Ortalama enerji tüketimi 17.2 kWh 100 km'de. Boş ağırlığı ise sürücü dahil 1557 kg. Şimdi aracın özelliklerini gördük. Gelelim şarj meselesine. Dışarıda yaptığınız yani evinizdeki ya da iş yerinizdeki dışında yaptığınız şarjlarda iki tip şarj var arkadaşlar. Bir tanesi AC dediğimiz alternatif akım. Diğer ise DC dediğimiz doğru akım. AC olanı evinize kurdurabilirsiniz. İş yerinize kurdurabilirsiniz. Bunların maliyeti çok yüksek değil. Bugünün fiyatlarıyla 1000 dolar civarında yani 20 bin liraya falan evinize böyle bir 22 kilowatt saatlik bir şarj istasyonu AC kurdurabilirsiniz. Ancak DC dediğimiz hızlı şarjı evinize kurdurmanız biraz zor çünkü çok yüksek maliyetlere sahip cihazlar bunlar ve çok pahalı. Çok ciddi bir altyapı gerekiyor bunu kaldırabilmesi için. O yüzden genelde DC şarjlar şehirler arası yollarda oluyor ama hızlı şarj sağlıyor. Zaten tabloda da görmüşsünüzdür. Yaklaşık olarak aralarında 1'e 2 yani birisi 1 saatte şarj ediyorsa ötekisi yarım saatte şarj ediyor. DC şarjdan bahsediyorum. O yüzden şehirler arası yollarda genelde DC şarj bulunur. Bu arada az da olsa şehir içinde de DC şarj istasyonlarının olduğunu söyleyeyim. DC ile AC arasında hız farkı dışında bir de fiyat farkı var. Normalde DC şarj biraz daha pahalı sunuyor. Ancak benim şahsi fikrim, birazdan o tabloda da göstereceğim size. Uzun yolda bu vereceğiniz çok az bir rakam. Çok da sıkıntı olmuyor. Çünkü çok daha hızlı bir şarj imkanı sunuyor sizlere. Evet arkadaşlar. Susurluk'ta, paralı yolda
oksijen tesislerindeyim. Arkada görüyorsunuz Zoe şarj alıyor. Burada DC şarjı var. Genelde uzun yolla oluyor DC şarj. DC şarj tabii ki daha hızlı şarj olmasını sağlıyor ama tabii maliyetleri de biraz daha yüksek. Maliyetleri öğreneceğim. Videoda söyleyeceğim size onları. Şu anda bilmediğim için bir yorum yapamıyorum. Ama tabii ki evdeki şarjın iki katını falan bir olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Kabaca bir hesap söylüyorum. DC şarj önemli. Birçok otomobil destekliyor artık DC şarjı ama her yerde yok. Genelde şehirler arası yollarda oluyor. Sebebi de maliyetin yüksek olması. Çünkü büyük bir cihaz gerekiyor. O cihaz da biraz pahalı oluyor onlarda. O yüzden AC dediğimiz alternatif akımdan ziyade DC olan hani doğru akım daha çok hızlı şarj yapabiliyor tabii ki. Ve onun da bir maliyeti var. O yüzden biraz maliyetli. Şarj olsun yola devam edeceğim. Yaklaşık 65 dakikada şarj ediyor. Eğer hani çok düşük bir pille geldiniz. %100'e kadar 65 dakika beklememiz gerekiyor Zoe'de. AC şarjda yani bu DC şarjdaki rakam 65 dakika. AC şarjda 2,5 saat beklememiz gerekiyor. Bunu da bir bilgi olarak vermiş olayım. Susurluk oksijen tesislerindeyiz. Hızlı şarj oldu. %99. 294 kilometre menzil gösteriyor. 23.886 kilometrede. Takometremiz gösteriyor. İşte bu da şarj istasyonumuz. DC şarj güzel oluyor. Gelelim aracın menzil konusuna. Tabii ben Zoe üzerinden anlatacağım ama diğer elektrikli otomobillerde de benzer bir deneyim yaşayacaksınız. Başka bir markanın başka bir modelini kullansanız. Elektrikli otomobillerde menzil konusu tabii ki aynen benzinli ve dizel modellerde olduğu gibi belli şartlara bağlı. Şimdi bunun ortak şartları neler? İşte çok basarsanız çok hızlı tüketirsiniz. Evet bu normal dizel veya benzinli otomobilde de aynı durum söz konusu. Bunun dışında baktığımızda ağırlık. Aynı durum dizel ve benzinli otomobillerde var. Araçtaki kişi ve taşıyacağınız eşyanın ağırlığı arttıkça tabii ki menziliniz de düşmüş oluyor. Bu da yine geleneksel araçlarda olduğu gibi aynı deneyimi yaşıyorsunuz. Kullanım şekli yani illa yüksek hızla gitmek değil çok hızlanmak. Ara hızlanmaları da hızlı yapmak. Aynen benzinli ve dizel otomobillerde olduğu gibi elektrikli araçların da menzilini çabuk düşüren bir şey. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Elektrikli araçlara has bir durum ise sıcaklık meselesi. Şimdi ortalama 20-22 derece sıcaklıkta elektrikli araçlar bu menzili verebiliyor. Yani Zoe için 395 kilometre verebiliyor. Ancak düştüğü zaman 17 dereceye, 16 dereceye, 15 dereceye yani hava soğudukça elektrikli araçların menzilde birazcık düşüyor. Yani %20, %30 bir kayıp oluyor. Bu geleneksel araçlarda olmayan bir özellik. Bunu da biliyor olmanız gerekiyor. Yoksa aynı yola gideceksiniz ama hava soğuksa daha az kilometre yol yapıyorsunuz elektrikli bir otomobille. Şimdi gelelim geleneksel otomobillerde olmayan bir özellik rejenerasyon konusu veya rejeneratif enerji. Elektrikli otomobilin büyük bir çoğunluğunda bu teknoloji bulunuyor. Tekerleklerde bulunan özel bir mekanizma sayesinde arkadaşlar frene bastığınızda ya da yokuş aşağı indiğiniz zaman kaybettiğiniz enerjinin bir kısmını geri kazanıyorsunuz. Yani aslında şöyle söylenebilir bu. Genelde ilanlarda ben bunu çok görüyorum. Araç kendi kendini şarj ediyor. Evet araç kendi kendini şarj ediyor. Ancak bu şarj etme oranı hani böyle %80'den %100'e çıkartmıyor arabayı. Toplam menzilde size 400 km gösteriyorsa diyelim ki bir elektrikli otomobil. Bunun en fazla %10 üstüne çıkabilirsiniz. Veya çok zorlarsanız hani çok yavaş kullandınız, ışıkları kapattınız, klimayı kapattınız, her şeyi kapattınız. Çok sakin kullandınız. %20'ye çıkartabilirsiniz en fazla. Yani 400 km gidecek bir otomobil 480'e, 480 zor bir rakam ve 450'ye, 460'a çıkartabilirsiniz. Tabii ki bunu çok zorlamamakta da fayda var. Bu rejenerasyon meselesi özellikle elektrikli araçları şehir içinde çok avantajlı hale getiriyor. Çünkü mesela ben şehir içinde de kullandım aracı belli bölgelerde ve şöyle gösteriyor mesela 200 km gösteriyor. 50 km gidiyorsunuz o 200 km'den 20 km yani 180 km'ye düşüyor. Yani siz 50 km gitmiş oluyorsunuz ama 30 km cebinizde kalmış oluyor. Böyle bir şey oluyor rejenerasyon enerjisi sayesinde. Ama söylediğim gibi bu belli bir orana kadar işe yarayan bir şey. Aracı tamamen kendi kendine şarj etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Videonun başında söylemiştim ben ZES'i kullandım. Bana verilen kart o şekilde olduğu için. ZES'in hem AC hem de DC istasyonlarını kullandım. ZES'teki fiyatlar şöyle arkadaşlar. Tüketim olarak baktığımızda AC tip 2 soketlerde kilowatt saat başına 7.8 TL bir fiyat çıkartıyor. Bunları ekranda göstereceğim sizlere. DC'de ise baktığımızda DC CCS'de 9.8 TL kilowatt saat başına. DC'nin diğer CHA demoda ise 9.8 yani fiyatlar aynı. Tabii şöyle bir durum oldu arkadaşlar burada. Rakamlar bu şekilde ama tüketim değerleri şimdi onu da ekranda sizlere göstereyim. Tüketim değerlerine baktığımızda ise aslında DC şarjın daha makule geldiğini gördüm ben. Şundan dolayı zamansal açıdan söylüyorum bunu tabii ki. Şimdi mesela birkaç tane örnek vereyim. Ekrandaki tabloyu görüyorsunuz. Burada kırmızı renkli işaretlediklerimin DC şarjlar. Mesela ilk DC şarjımı oksijende yapmıştım. Bu Osman Gazi Köprüsü'nün girişi
içindeydi. 52 dakika sürmüş. 21 kilowatt saatlik bir enerji harcamışım. 206 lira bana bir fatura kesmiş. Sağ olsun ZES. Mesela benzer bir rakam yine oksijende yapmışım. Bu sefer AC'de yapmışım. Yani DC istasyon taktım ama AC'ye bağlanmak zorunda kaldım. Çünkü birisi rezerve etmişti. 1 saat 8 dakika sürmüş ve 23.575 kilowatt saat enerji harcamışım. 183 lira vermişim. İşte 2 saat olmuş mesela bir tane TP'deki, Edremit'teki AC'de. 2 saat 1 dakika 33 kilowatt harcamışım ve 250 lira vermişim. Tabii buradaki farklar şundan dolayı arkadaşlar. Hani ben olsam DC buluyorsam DC'de şarj ederim. Çünkü zamandan tasarruf ediyorsunuz ciddi manada. O ayrı bir konu. Fakat ZES'te şöyle bir durum var. Fiyatların daha AC'de yüksek olmasının sebebi şu. Eğer şarjda bırakırsanız arabayı ve şarj olduktan sonra da enerji çekmeye devam ederse size belli bir oranda ceza kesiliyor. Bunun temel sebebi muhtemelen hani istasyonları meşgul etmemek ve boşu boşuna oraları kapatmamak. Çünkü genelde bulunduğunuz yerde bir tane istasyon diyor arkadaşlar ve o istasyonda siz doldurduğunuz zaman sıkıntı olacağı anlamına geliyor. O bakımdan böyle bir hani ceza demeyelim de fazla kaldığınızda size ekstra bir para kesiliyor. Tabii her zaman da ben gidip alamadığım için araba yani anında gidip alamadığım için böyle bir durum oluşmuş olabilir ama ben DC'yi zamandan tasarruf etmesi açısından ve fiyatları da böyle aşırı fark etmediği için ki ben daha fazla fark eder diye düşündüm ama fark etmediğini gördüm. Tercih edilir diye düşünüyorum ama DC de her yerde yok. Onu da az önce videoda söylemiştim. Şimdi gelelim tüketim meselesine arkadaşlar. Şehirler arası yolda 900 küsur kilometre yol yaptım. Şehir içinde ise buna bir 200-250 daha ekledim. Toplamda 1100 küsur kilometre bir yol yapmış oldum. Bu tabloda gördüğünüz değerler tabii ki hepsini kapsıyor. Şehirler arası yolda kavam hesap yaptığımda yaklaşık 1.2-1.3 TL'ye geliyor arkadaşlar. Kilometre başına maliyet. Onu söyleyeyim. Tabii ki bu mesela bende dizel Clio var. Clio ile kapışıyor kafa kafaya hemen hemen. Aynı değerleri alıyorum ben de Clio'da. Tabii ki yüksek bir rakam açık söylemek gerekirse. Ama dışarıda yaptığınız şarjlar genelde pahalı oluyor. Bunları evde yapabilme imkanınız olsa da ki şehirler arası yolda evde yapamazsınız ama şehir içinde yapabilirsiniz. Rakamların epey düşeceğini söyleyebilirim. Yani %50 düşmez ama 3'te 1 oranında düşer diye tahmin ediyorum. En azından bu rakamlar üzerinden yani 1.3'ü birazcık böyle 1 TL'ye falan indirebilirsiniz. Hatta 0.9 TL'ye falan da iner diye düşünüyorum. Çünkü şehir içinde ve kendi evinizde, kendi işlerinizde yaptığınız şarj biraz daha makul bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, yaklaşık 40 dakika oldu. Şimdi aracımızın yanına gidiyoruz. 40 dakikada şarj oldu ama tabii zaten belli bir şarjı da vardı. Evet, şuradan görüyoruz. 10 dakika kalmış. Hatta 15 gösteriyor şu anda. %99 diyor. 15 dakika sonra tamam bitmiş olacak. Ama erken de çıkarabiliriz bu arada. Çok da dert değil. İşte şarj sistemimiz de burada. Şimdi gelelim kişisel yorumlarıma. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şehirler arası yollarda hızlı gitmek zorunda olduğunuz için yani belli bir hızın üzerinde gidiyorsunuz. Minimum 90 km hızla gidiyorsunuz. O bakımdan aracın tüketimi çok artıyor. Yani normalde 395 km diyor. Diyelim ki bunun standart kendi fabrika verisinde ki bunu gerçek hayatta 450'ye falan çıkarttığım zamanlar oldu benim. Tabii çok sakin kullanarak şehir içinde. Ama şehirler arası yollarda 350 km falan iniyor. Birinci yapacağım yorum bu. Yani hızlı gitmek zorunda olduğunuz için şehirler arası yollarda veya trafiğin akışında gitmek zorunda olduğunuz için tüketiminiz artıyor. İkinci konu ise arkadaşlar rejenerasyon yapamıyorsunuz. Şehirler arası yollarda dur kalk olmadığı ve trafik de olmadığı için rejenerasyon sistemi çok çalışmıyor. Arada böyle hani yokuş aşağı inerken birkaç kez yapmaya çalıştım ama o da çok fazla fayda etmedi açık söylemek gerekirse. O yüzden hem menzil düşüyor hem de bu rejenerasyon sistemi çalışmadığı için tam anlamıyla mecburen kaybettiğiniz enerjiyi geri kazanamıyorsunuz. O bakımdan bu da menzili düşürüyor. Peki neden bu kadar çok şarj ettiniz diyecek olursanız mesela şimdi baktınız ki ben 6-7 kere hatta 8 kere şarj etmişim. Tamam bunların bir kısmını şehir içinde kullandım ama sebebi de şu arkadaşlar. Menziliniz iyice azalmadan bir şekilde şarj etmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bu elektrikli bir araç olduğu için yakıtın bitmesi durumunda hani sizin mecburen bir çekici çağırmanız gerekiyor. O yüzden örneğin 150 km kaldıysa hemen şarj ediyorum. Bir sonraki 150 km kaldıktan sonra bir daha şarj ediyorum ki hem yakınlarda bir şarj istasyonu varsa ve daha uzaktaki bir şarj istasyonuna gitme riskli olacaksa o yüzden önden şarj etmek zorunda kalıyorum. Bu da mecburen şarj sürelerini ve şarj sayısını artmasına neden oldu. O bakımdan çok konforlu olmuyor. Onu söyleyeyim. Peki neyin değişmesi lazım? Aslında benim öngörüm iki şeyin değişmesi gerekiyor. Bir tanesi elektrikli araçların menzilinin özellikle şehirler arasında gidilebilecek menzilin şöyle bir 500 kilometreye çıkması lazım ki o zaman kafanız biraz daha rahat olur. Ha, üstüne çıkarsa daha iyi olur ama 500 bence ortalama bir değer açısından iyi bir rakamdır. Hani 300 kilometre gittikten sonra dinlenirsiniz. Orada aracı şarj edersiniz. İkinci konu ise bence şarj sürelerinin biraz kısalması lazım. Şu anki en hızlı şarjda bile işte 30-35 dakika
dakika bekliyorsunuz ki bazı durumlarda örneğin DC yoksa bulunduğunuz yerde bu sayı 2 saat, 2-2,5 saate kadar çıkabiliyor. O bakımdan bu sürelerin de birazcık azalması lazım. Tabii ki olacak bunlar bu arada. Şöyle söyleyeyim. Zoe'nin bir önceki sürümü 300 km menzili vardı ve üzerindeki pil de bu kadar güçlü değildi. Şimdikinde işte 400 km var. Pili de 52 kWh. Muhtemelen bir sonraki sürümde 500 km olacak menzil. Pili de biraz daha işte 60 kWh çıkarırlar diye tahmin ediyorum. Yani böyle gelişecek. Tabii ki şu anki fiyatlarla gidip elektrikli araba alıp işte ben tasarruf edeceğim denir mi? Çok zor. Çünkü şu anki fiyat dengesinde baktığımızda benzer özelliklere sahip bir otomobili, benzinli veya dizel bir otomobili yaklaşık işte %20 falan daha ucuza alabiliyorsunuz. %20 hatta yerine göre %30. Örneğin Zoe'den bahsedecek olursak Clio ve Zoe'yi karşılaştırdığımızda işte 600 bin liraya, 550 bin liraya işte otomatik vitesli bir otomobil Clio alabiliyorsunuz. Zoe 760 bin lira mesela. Hani böyle değerlendirdiğimiz zaman şu anda hani ekonomi yapacağım diye almak çok mantıklı değil ama sadece şehir içinde kullanmak istiyorum ve bu manada ekonomi benim için önemli diyorsanız bu tarz bir otomobil bence alınabilir. Şehir içinde mantıklı, onu söyleyeyim. Ama şehirler arası yolda biraz daha zamanı var. Evet, söylediğim gibi uzun bir video oldu ama anlatacak çok konu olunca da video biraz uzadı arkadaşlar. Zaman çizelgesi yaptım. İstediğiniz yerleri, merak ettiğiniz bölümleri hızlı hızlı orada tıklayarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Elektrikli otomobiller, Renault Zoe ya da bu tarz teknolojilerle ilgili sorularınız varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini değerlendireceğim. Hepsini elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar sizlere. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Birçok izleyici abone değil. İzleyen çok fazla var. Teşekkür ederim ama abone olan sayısı o oranda yüksek değil. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de unutmayın. Hepsinin linkleri açıklamada mevcut. Oralardan tek tıkla bütün sosyal medya hesaplarıma abone olabilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.